Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün size sevgili Şimşir Taram'dan bahsetmek istiyorum. Kendisiyle 5 yıl önce tanışmıştım. Daha önce bahsetmiştim, böyle minik geziler yapmayı seviyorum. İstanbul'a yakın yerlere günübirlik gitmeyi seviyorum. Sakarya'nın Taraklı köyüne gitmiştim. Orada böyle çok güzel bir mimari var. Çok güzel bir yerel gazozları var oranın. Orayı gezdiğimiz gün Şimşir ile ve Sabri Usta ile tanışmıştım. Sabri Usta bize Şimşir'in hikayesini, Şimşir'i nasıl ayırt edebileceğimizi, Şimşir'in özelliklerini anlatmıştı. Uzun süredir de bir Şimşir Tarak edinmek istiyordum. O gün de fırsat ayağıma kadar gelmişken bir tane şimşir tarak edindim. Kardeşim de bir şimşir kaşık almıştı yanında taşımak için. Bu tarağı aldığımda bu kadar sıklıkla kullanacağımı, saçıma bu kadar iyi geleceğini gerçekten düşünmemiştim. Tahmin ettiğimden daha iyi bir tarak oldu. Diğer tarağımı kenara koymama bile neden oldu diyebilirim. Hatta bundan sonra bir de boynuz tarak edindim. O da gerçekten çok iyi bir taraktı. Çok uzun süredir bu iki tarağı kullanıyorum. Ve hayatım boyunca da bu iki tarağı kullanacağımı düşünüyorum. Bu kadar sık dişli olduğuna bakmayın. Benim saçlarım kalın telli, gürdür, çoktur. Benim saçlarımda bile tarıyor. Dolayısıyla bu kadar böyle küçük, minnak, böyle bit tarağı gibi göründüğüne bakmayın. Gayet yeterli bir tarak. Bu tarak aldığımda bu renkte değildi. Aldığımda bu renkteydi. Giderek benim saçlarımın yağ ile birlikte kendine özgü bir renk edindi. Umarım ton farkı belli oluyordur. Epey renk farkı var, ton farkı var arada. Aldığımda 5 yıl önce bu renkteydi. Şimdi bu renge, yani biraz daha böyle sarı renge doğru döndü. Şimşir değil sadece, bütün ahşap taraklar, boynuz taraklar, sedef taraklar, yani doğal ham maddelerden yapılan taraklar plastiklere göre çok daha iyi taraklar. Plastikler bir kere bakteri tutarlar. Bunun dışında sürtünme ile birlikte saçları koparırlar, kırarlar, kolay dökülmesine neden olurlar, kolaylıkla kırılmasına ve kısalmasına neden olurlar. Bir taraftan da plastikler, plastik taraklar elektriklenmeye neden olurlar. Saçlarınıza, saç telinize iyi gelmezler. Plastik tarak yerine kullanacağınız sedef, boynuz, ahşap taraklar size çok daha iyi gelecektir. Ahşap olarak farklı ürünler kullanılıyor. Ülkemizde mesela gül ağacından yapılıyor, sandaldan yapılıyor. Ya da işte Çin'den gelen taraklar var. Artık her yerde karşımıza çıkıyor. Bambu taraklar var biliyorsunuz. Bambu sürdürülebilir bir ağaç. Çin'den geliyor doğru, yani çok uzaklardan geliyor. Bu bakımdan belki ekolojik değilmiş gibi görünebilir ama bambu çok sürdürülebilir bir ağaçtır. Çok kolaylıkla büyür, çok hızlı uzar. Dolayısıyla iyi bir ağaç olduğunu söyleyebiliriz. Bir taraftan saçımıza da plastiklere göre çok daha iyi gelecektir. Fakat ben bugün size diğer taraklara göre şimşirin özelliğini anlatmak istiyorum. 5 yıl önce bu tarağı aldığımda bana bu kadar iyi geleceğini hiç düşünmemiştim. Bu 5 yıllık süre içerisinde saçlarımın daha sağlıklı olduğunu, daha sağlıklı uzadığını fark ettim. Bazı şeyleri birleştirerek de neden kel başı şimşir tarak dediğimizde anlamış oldum. Bugün size şimşir tarağın faydalarından bahsetmek istiyorum. Şimşir, şimşir ağacından elde edilen bir ahşap. Şimşir ağacı ülkemizin sulak bölgelerinde, yani Karadeniz'de epey karşımıza çıkan bir ağaç. Maalesef son zamanlarda nesli tükenmeye yakın ağaçlar sınıfına girdi. Dolayısıyla şimşir ürünleri ihtiyacımız dışında tüketmeyelim. Bir taraftan da karşımıza çıkan her şimşir görünümlü ahşabı şimşir sanmayalım. Şimşir ağaçları kontrollü bir şekilde budanıyor, kesiliyor diyebilirim. Bu da o kontrollü şekilde budanan ağaçlardan bir tanesinden elde edildi. Sabri Usta şimşiri bu şekilde temin ediyor, bunu biliyoruz. Şimşir ağacı diğer ağaçlara göre çok daha dayanıklı bir ağaçtır. Dayanıklı olması sayesinde bu tarağı bir kez alacaksınız. Hayatınız boyunca bu ürünü kullanacaksınız. Yani aslında evladiyelik bir taraktan bahsediyoruz. Hatta sizden sonra da birilerine hediye edebilirsiniz. Şimşirin diğer ağaçlara göre başka bir özelliği de içinde yağ tutma özelliği. Bir şimşir ürünü ilk aldığınızda yağlamanız yeterli. Yani zeytinyağıyla her yerini yağlamanız, bir gün, iki gün bunu kurumaya bırakmanızdan bahsediyorum. Bir daha asla yağlamanıza gerek kalmayacak. Çünkü zaten şimşir kendinden yağlı bir ahşaptır. Örneğin zeytin de çok güzel bir ahşaptır. Çok güzel görünür biliyorsunuz. Bizim ülkemizde de çeşit çeşit zeytin ağaçları var. Ama zeytin şimşire göre kullanması biraz daha zor bir ahşaptır. Yıkandıktan sonra, hatta yıkanmasına bile gerek yok. Kendi kendine durduğunda sürekli nemini kaybedeceği için
kurumaya, çatlamaya çok yakındır, kırılmaya çok yakındır. Zeytini düzenli olarak yağlamanız gerekir. Zeytin sunum tahtası, zeytin kesme tahtası, kaşık, çatal vesaire bu tip ürünler kullanıyorsanız zeytinden biliyorsunuzdur kırılmaya, çatlamaya müsait bir ürün. Ama şimşir öyle değildir, kendinden yağlıdır. Şimşir antibakteriyel ahşaplardan bir tanesidir. Daha doğrusu antibakteriyel özelliği en yüksek olan ahşaplardan bir tanesidir. Bal kaşıklarının şimşirden yapılmasının nedeni de budur. Şimşir antibakteriyel, dayanıklı, kendinden yağlı, güzel bir ahşap. Ama bunun dışında bence çok kritik bir özelliği var. Saçların kırılmasını, kopmasını engellemesi. Biz annemle çok uzun süre deri çantalar yapmıştık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Bu sert derilerden bahsediyorum, yumuşak deriler değil. Bu sert derileri kestiğinizde, giyotinle bile kestiniz, yani dümdüz kesseniz bile muhakkak tırtık tırtık olacaktır. O tırtıkları geçirmek için şimşir kullanılır. Bir deri kremi vardır, deri nemlendiricisi gibi bir şey vardır. Onu sürersiniz kestiğiniz yere. Ondan sonra bir şimşirle, şimşirin düzgün bir yeriyle sürekli böyle düzeltirsiniz, düzeltirsiniz, düzeltirsiniz. Ondan sonra zaten burası tamamen yapışır ve bir daha çıkmaz. Şu an evinizde bir deri çanta varsa, eğer dikişli değilse, yani o sert derilerdense, kenarına bakabilirsiniz. O buna benzer bir yöntemle yapılmıştır. Şimşirin çatallaşmayı önleme gibi bir özelliği vardır. Bunu saç içinde söyleyebiliriz. Benim iddiam budur ki saçların çatallaşmasını, çatallaşmasından dolayı koparak azalmasını, kırılmasını, kısalmasını engeller şimşir. Ben de şimşiri saçlarımın tamamını taramak için değil genellikle, uçlarını taramak için kullanıyorum. Saçlarımı düzenli olarak bu şekilde tarıyorum. Tıpkı kuru fırçalama yaparken kendime vakit ayırdığım gibi saçlarıma da bu şekilde vakit ayırıyorum. Bilhassa saçlarımda maske gibi şeyler varsa, yani böyle yağlı bir şeyler yaptıysam, saçlarımı böyle tarıyorum. Bir 10 dakika kadar saçlarımı bu şekilde tarıyorum. Saçlarım tahmin edeceğinizin çok daha üstünde hızlıca uzuyor. Aslında hızlıca uzamıyor. Daha ziyade kısalmasını engelliyorum ben bunu yaparak. Benim saçlarım zaten hızlı uzar çünkü ben iyi besleniyorum, çok su içiyorum. Bunlar bana zaten iyi geliyor. Plastik ürünler kullanmıyorum, doğal ürünler kullanıyorum. Saçlarım zaten hızlıca uzuyor. Yani istersem saçlarımı hızlıca uzatabilirim. Şimşir tara saç uçlarımı kullanmayı seviyorum. Saçlarımı bu boyda tutuyorum bu arada. Bilerek bunu tutuyorum. Hatta bu evde kalma günlerinde saçlarımı kesmiştim. Ondan sonra kuaföre gidip bir daha saçlarımı kestirdim. Sonra bu süreç içerisinde bir kez daha saçlarımı kestirdim. Yani ara ara saçlarımı kestiriyorum zaten. Saçlarımı bu boyda tutmayı seviyorum. Ama istersem şimşir tara kullanarak saçlarımı hızlıca uzatabilirim. Biliyorum çünkü bunu daha önce yapmıştım. Şimşir tara kahküllerimde kullanmıyorum. Çünkü kahküllerim gerçekten çok hızlı uzuyor ve onları düzenli bir şekilde aynı boyda tutmak çok zor oluyor. Saçlarımı şimşir tarakla taramamaya çalışıyorum. Şimşir tarak saç uçlarındaki o çatallaşmayı, kopmayı, kırılmayı, kısalmayı engellediği gibi bir taraftan da saç derisine düzenli olarak böyle masaj yaparsanız o üstündeki fazla tuzu bir kere atmış olursunuz. Bir taraftan da ahşap bir ürün olması bakımından saçınızdaki o yağlanmayı, fazla maddeleri üzerine de alacaktır. Yani saç derinizden kurtaracaktır. Saç deriniz bir taraftan da kıl kökleriniz daha rahat olacağı için de saçlarınız çok daha hızlı uzayacaktır. Yani şimşir tarak diğer taraklara göre saçları çok daha hızlı uzatır. Plastik taraklara göre zaten çok daha sağlıklı olmasını sağlar. Kel başı şimşir tarak denmesinin nedeni galiba budur. Bu tarak cilasız bir tarak. Yani bu bir gün kullanılamaz hale geldiğinde kompost edilebilir bir tarak. Bu kadar nizami görünmesine bakmayın. Bu kadar nizami görünmesinin nedeni benim saçlarımdan aldığı yağ. Yani üzerinde oturttuğu yağ aslında. Bu kadar nizami görünmüyor. Yani 5 yıl önce alınmış hali bu kadar nizami görünmüyor. Bu da bir süre sonra kullanıla kullanıla bu hale gelecek. Size cilasız ahşap taraklarla ilgili bir başka trik vereyim. Bunu yapmayı çok seviyorum gerçekten. Güvendiğiniz bir markanın sevdiğiniz güzel kokulu bir uçucu yağını alın. Bir damla, iki damla kadar üzerine damlatın. Daha fazla yapmanıza gerek yok. Uçucu yağ zaten hemen uçacaktır. Normal olan da budur. Saçlarımın
uçlarını tararken evden çıkmadan önce bu haliyle tarıyorum. Bu haliyle saçlarıma çok güzel bir saç parfümü oluyor. Kafamı böyle salladıkça ya da rüzgar bana geldikçe saçlarımda güzel bir parfüm kokusu oluyor. Bir damla olduğu için saçlarıma zarar da vermiyor. Zaten saçlarıma da doğrudan sürmüyorum. Ben bugün bir lavanta yağı sürdüm. Lavanta gerçekten ruhu da böyle sakinleştiriyor. İşte baş ağrıları vesaire gibi şeyler de size çok iyi gelecektir. Lavanta yağını ben çok seviyorum ama başka sevdiğim yağlar da var. Zaman zaman onları da kullanıyorum. Daha önce de söylediğim gibi lütfen gidip aktarlardan uçucu yağ satın almayın. Onların sahte olma ihtimali çok yüksek. Sahte olması da yararsız, daha kötüsü zararlı olma ihtimali de olabilir. Benim sevdiğim güzel bir lavanta yağı bu. Lysinia'nın. Lysinia'nın gerçekten diğer ürünlerine de bakmanızı çok isterim. Lysinia'nın gerçekten güzel yağları, uçucu yağları, hidrolatları var ve aynı zamanda çok güzel bir lavanta balı var. Ona da bakmanızı isterim. Lysinia'nın bilgilerini aşağıya bırakacağım. Oradan incelersiniz. Eğer yolunuz Taraklı'ya düşerse Sabri Usta ile tanışmanızı gerçekten çok isterim. Şimşir tarağınızı da oradan edinebilirsiniz. Ama oraya kadar gidemeyecek durumdaysanız tabii ki şimşir tarağı ekolojik dönüşümden alabilirsiniz. Bununla linkini aşağıya bırakıyorum. Aynı zamanda şimşir tarağınıza nasıl bakmanız gerektiğini de bu linkten görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimşir tarakla ilgili herhangi bir sorunuz varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.